Kardeşim bir insana sen iyisin iyisin dersen iyi olur. Sen sonra adamı dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız dersen adamı küfre doğru itmiş olursun. Ben mesela CHP'yi sürekli yüreklendirdim. Çok iyi netice aldık. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli yüreklendirdim bu konuda. Teşvik de ettim. Çok güzel ilerledi. Selahattin Demirtaş'ı da ben teşvik ettim. Rahat rahat dindar bir üslup kullanıyor. Bu güzel, bu yayılsın bu. Yani ne demek istiyorsunuz? Firavun'a bile İslam tebliğ ediliyor. Firavun'dan daha mı kötü bu insanlar? Nasıl konuşuyorsunuz ya? Nihayet bu vatanın evlatları. Dindar olmalarından, değil mi? Mutlu olmanız lazım. İftihar etmeniz, sevinmeniz lazım. Niye zorunuza gidiyor yani? Söz söyle diye söylüyor. Tabii ya, belki diyor korkar, belki öğüt alır diyor Cenab-ı Allah. Ne güzel ya diyor, babam işte Müslümandı, alimdi, kulağıma ezan okudu diyor. Şimdi bunu diyor, PKK'lar ne olur? İslam'a karşı sıcaklık, sevgi duyarlar. Yani o konuşma hayati bir konuşma. Hepsi cesaretlenir Müslüman olmak için. Olur mu? Ne demesini istiyorsunuz yani? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun dindar uslubu, seyit olması CHP'yi dine doğru ciddi şekilde çeker, İslam'a doğru. Türkiye'nin düzelmesini istemiyor musun? Dindarlaşmasını istemiyor musun? Böyle bir fırsat varken bunu niye değerlendirmek istemiyorsunuz? Bu öfke siyaseti, sevgisizlik siyaseti nereye götürür sizi? Şefkatsizlik.